Evet arkadaşlar merhaba. Ben sizlerle ses olaylarını işlemiştim hatırlıyorsanız. Bu aslında bir videomuz tekrar maliyetim olacak. Bir videomuz aslında devam konularını da anlatacağım. Ve konuyu aslında ses olayları sizinle bitireceğiz. Şu an ses olaylarında ilk videoda, şu an bildiğiniz videoda ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşamasını işleyeceğiz. O zaman başlayalım. Ünsüz sertleşmesi, bir diğer adıyla ünsüz benzeşmesi. Arkadaşlar, Türkçe'de sert ünsüzde biten bir sözcüğe derken, sert ünsüzlerden kısıtlı şahap olarak topladığımız F, S, T, T, Ç, Ş, H, P dediğimiz kısıtlı şahap ünsüzlerinden oluşan sert ünsüzlerle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden yani C, D, G aşağıda görüyorsunuz. Biz daha çok ama C, D, G, B ve yumuşak G'yi kullanacağız bu yumuşak ünsüzlerden. Yumuşak ünsüzlerden C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir. Bu ses olayına ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Arkadaşlar ünsüz sert benzeşmesi denmesinin sebebi de şudur. Kelimenin sonundaki sert ünsüzü yumuşak ünsüzün kendine benzetmesinden kaynaklanır. Bu sebepten dolayı da benzetme, benzeşme olarak da karşımıza çıkar. Lütfen bir sertleşme, benzeşme ne demek gibi bir soru işareti kalmasın kafanızda. Evet, devam edelim. Bir örnek üzerinden görelim bunu. Şimdi arkadaşlar, fark ettiyseniz dolap sözcüğünün sonu fıstık şahap ünsüzlerinden P ile bitmiş ve sonrasında C, D, G ile başlayan bir P kalmış ve daha sonrasında P, D'yi kendisine benzetip sertleştirip T'ye dönüştürmüş. Şimdi öncelikle şunu da söylemem gerekiyor tabii ki. Ünsüz benzeşmesinde C ünsüzü Ç'ye, D ünsüzü T'ye, G veya yumuşak G'si de K'ye dönüşür. Lütfen aklınızda bulunsun. Şimdi buradaki P, D, P'den etkileniyor ve daha sonrasında T'ye dönüşüyor. Şimdi buradaki fıstıklı şahmet üzerine yine Ş ile karşı karşıyayız. C ile başlayan, yani C, D, G ile başlayan bir ek almış, C almış bu sefer. Ş, C'yi kendisine benzetiyor ve daha sonrasında Ç'ye dönüşüyor. Arkadaşlar buraya kadar aslında şunu görüyoruz. Söyleyiş zorluğu olan kelimeyi aslında biz söyleyiş kolaylığına çeviriyoruz. Nasıl? Dolapta demiyoruz da dolapta diyoruz. Veya yavaşça demiyoruz da yavaşça diyoruz. Şimdi bu söyleyiş kolaylığı olduğu için de aynı zamanda benzeşme bizim tabii ki dilimiz açısından, söyleyiş açısından kolayımıza gelen bir durum. Yani unutmak sözcüğündeki T yine gambilik yani CDG ile başlayan bir tek kalmış. T, G'yi N'ye dönüştürmüş, K'ye dönüştürmüş. O zaman buradaki T, G'yi kendisine sertlik bakımından benzetip daha sonrasında K'ye dönüştürmüş. Kağıttan derken de, geçmişti derken de yine aynı şey geçerli. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Evet, şimdi sertleşmenin bazı kuralları var tabii ki. Bunlardan ilk not olarak söyleyebileceğimiz şeylerden biri. Birleşik kelimelerde, terimlerde, başka dillerden birimize geçmiş sözcüklerin gövdelerinde ünsüz benzeşmesi kesinlikle ama kesinlikle aranmaz. Şimdi bakalım, örnek olarak ilkine. Akciğer sözcüğündeki ak ve ciğer iki tane kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Ak sözcüğü fark ettiyseniz fıstıkçı şahap üzerinden K ile bitmiş. Diğer sözcüğü C, D, G ile başlayan bir harf olmuş. Akciğer sözcüğü onunla C, D, G ile başlamış. Bu sebepten dolayı aslında ne olması lazım? Normale göre sertleşme kurallarına göre K'nin C'yi etkileyerek Ç'ye döndürmesi lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Akciğer demiyoruz da akciğer. Neden? Hem birleşik kelime hem de terim olarak karşımıza çıkıyor. Yani üçgen sözcüğünde de aynı şey geçerli. Üçgen dediğimizde Ç fıstıkçı şahap ünsüzlerinden, gamgen ekide yine yumuşak ünsüzlerden biriyle başlamış. Buradaki Ç'nin G'ye kendisine benzetip sertlik bakımına üçgen yapması gerekirken ne yapmış? Üçgen olarak devam etmiş. Neden? Çünkü terim anlamlı bir kelime olduğu için. Geldik, devam ediyoruz. Bugün derste beşgen ve dikdörtgeni işledik derken de yine aynı şey geçerli. Ş burada G'yi etkilemiş, fa eklemesi gerekiyor. Fakat C'deyi bakın Ş fıstıklı şartın üzerinden G'de C'de G ile başlayan ek gelmiş. Beşgen olması gerekirken yine terim anlamlı bir terim olduğu için beşgen olarak hayatına devam etmiş. Dikdörtgen de yine aynı şey geçerli. Bakın burada
sıkışı hakkınız üzerinden dik, K var. D var burada normalde dik dörtgen olması lazım. Neden? Çünkü K, D kendisine benzetip sertlik kutumundan K'ye dönüştürmeli. T de burada G'yi sertlik kutumundan kendisine benzetip K'ye dönüştürmeli. Fakat olmamış da neden? Çünkü terim anlamlı bir kelime olduğu için. Devam ediyoruz. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasının bir diğer anlamı ünsüz değişimi olarak da karşınıza çıkıyor. Lütfen bu konuda kendinize bir şey yapın, kafanıza bir şeyler oluşturun. Çünkü dediğim gibi farklı sorularda, farklı türlerde de çıkabiliyor. Aklınızda bir soru işareti kalmaması istiyor. Acaba ünsüz değişimi ne ilgili, nasıldı demeyin. Ünsüz değişimi bir diğer anlamı ünsüz yumuşaması olarak da dediğim gibi karşınıza çıkıyor. Şimdi Türkçe'de sert ünsüzlerden P, Ç, T, K veya K. P, Ç, T, G üzerinden bir ünsüzlerinden biriyle biten sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sözcüğün sonunda ünsüz yumuşarak, P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K, G'ye veya yumuşak diye dönüşerek aslında bir değişim yaşıyor. Biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Geldik örneklerimize. Dediğim gibi P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K, G veya yumuşak G ünsüzüne dönüşerek yumuşuyor demişim. Şimdi şunların hepsine bir bakalım. Dolap sözcüğü bakalım. P, Ç, T, G ünsüzlerinden bir tanesiyle başlamış, günlüğüyle başlayan bir ek almış. P, neye dönüşmüş burada? B'ye dönüşmüş. Ağaç sözcüğünde de P, Ç, T, G ünsüzlerinden bir tanesiyle bitmiş, günlüğüyle başlayan bir ek almış. Daha sonrasında Ç, C'ye dönüşmüş. Yine aynı şey kağıt sözcüğü T, P, Ç, T, K üzerinden bir tanesi. T yine ünlüyle başlayan bir tek aldığında, yönelme hareketi aldığında ne olmuş? D'ye dönüşmüş. Yine çocuk sözcüğünde de aynı şey geçerli. Ünlüyle başlayan bir tek almış. P, Ç, T, K üzerinde bir tane bir kelime. Ünlüyle başlayan bir tek alınca ya G'ye veya yumuşak G'ye döner demişti. Evet, bazı tek heceli kelimeler yumuşama olmaz diyoruz. Neden? Çünkü şimdi mesela top sözcüğü bakın tek heceli ve sonunda P'nin tek yönü üzerinden B'ye gitmiş. Ünlüyle başlayan bir tek almış. Normalde P'nin olması gerekiyor, B'ye dönüşmesi gerekiyor. Yani topu olması gerekiyor. Fakat ne olmuyor? Bazı tek heceli kelimelerde kesinlikle ama kesinlikle ne yapıyoruz? Yumuşama yapmıyoruz. Yumuşama olmuyor. Mesela top örneği gibi. Veya et sözcüğünde T normalde ünlüyle başlayan bir tek aldığında T, Ç, T, T üzerinden bir tanesi biliyorsunuz T. Ünlüyle başlayan bir tek aldığında E'di olması lazım. Ama ne olmuyor? B'ye dönüşmüyor. Bu sebepten dolayı da biz buna ne diyoruz? Yumuşama olmaz diyoruz. Süt kelimesi için de saç kelimesi için de aynı şey geçerli. Yumuşama kesinlikle ama kesinlikle görülmüyor. Evet, şimdi arkadaşlar yabancı sözcüklerde de yumuşama görünmüyor. Bu demek değil ki yabancı sözcükler kesinlikle bizim dilimize ait değil. Bu kelimeler aslında dilimize bir karşılığı olan kelimeler. Yani Arapça kökenli de olsa bizim dilimizde artık bir karşılığı var ve aslında Türkçe kelime. Yani Türkçe'nin içerisine dahil ediyoruz. Ama kökeni farklı olabilir tabii ki. Farklı dillerden dilimize de geçmiş olabilir. Şimdi şöyle söylemem lazım, daha doğru olur. Biz çok eski zamanlarda, yani Osmanlı döneminde çokça milliyetli, çok farklı milliyetlerden gelen bizim ülkemizde yaşamış tabii ki insanlar var. Ve onlar tabii ki kendi yaşadıkları bölgenin, kendi yaşadıkları yörenin veya kendi yaşadıkları toplumun bazı kelimelerini bize getirmişler. Yani onlar yaşayışlarına göre bizimlere dahil etmişler bu kelimeleri. Bu sebepten dolayı da bizler de bir karşılığı olmuş. Ama bu demek değil ki kesinlikle mesela Türkçe değil diyemiyoruz. Dediğim gibi hukuk sözcüğü, tabiat, devlet ve ahlak sözcüğü bizim yani Türkçemizin içerisinde bir bir durum ifade ediyor. Bu sebepten dolayı bunlar da Türkçe kelimeler ve zaman kökeninin farklı tabii ki. Hukuk sözcüğü arkadaşlar bakın neçetekler üzerinden B'ye gitmiş, ünlüyle başlayan B'ye kalmış normalde kendi yumuşak G veya G'ye dönüşmesi gerekiyor. Ama bu yabancı sözcük, yabancı kökenli bir sözcük olduğu için ne yapıyoruz? Biz kesinlikle hukuk olarak hayatına devam ettiriyoruz. Tabiat sözcüğü de yine aynı şey geçerli. Neçetekler üzerinden B'ye ünlüyle başlayan B'ye kalmış, D'ye dönüşmesi gerekiyor. Fakat dönüşmemiş neden? Çünkü yabancı bir kelime. Geldik yabancı kökenli bir kelime. Devlet sözcüğünde de yine T ile bitmiş fark ettiyiz.
ile başlayan reklamcı devrede olması lazım. Ama biz yine burada bir değişim söz konusu yapmıyoruz. Söz konusu değil. Ahlak sözcüğünü de yine K'ye, G'ye veya yumuşak G'ye dönüşmesi lazım ama kesinlikle yabancı kökenli söz olduğu için biz bunları yumuşamaya dahil etmiyoruz. Evet arkadaşlar, bu da önemli notlarımızdan bir tanesi ki çokça hata yapabilme olasılığımız var bu konuda. Özellikle yazarken özel isimlerin sonunda bulunan sert ünsüzler yazarken yumuşamaz ama okurken yumuşar. Yani biz bunları okurken yumuşatıyoruz, söylerken, söyleştirmiş oluyoruz ama kesinlikle yazarken yumuşama yapmıyoruz. Bu şekilde şu şekilde çeviriyoruz. Yani kesinlikle bu yazarken yanlış, okunuşta doğru ama bu yazılışta doğru. Şimdi bakalım, Behtes sözcüğü yine HCFK üzerinden bir tanesiyle bitmiş. Ünlüyle başlanmış, F almış. Normalde T'nin B'ye dönüşmesi lazım yazarken de. Ama ne yapıyoruz? Okurken sadece çeviriyoruz. Yazarken yine olduğu gibi yazıyoruz. Yani Zonguldak sözcüğünde de aynı şey geçerli. HCFK üzerinden B'yle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir F almış. Ne olmuş? T'nin normalde okunuşa göre, yani şuraya göre buradaki okunuşta doğru yazılışta yapmıştır. Normalde bunun bu şekilde olması yazılışta doğru olan. Yani sinop sözcüğünde yine PCP'nin üzerinden bir yere bitmiş, ünlüyle başlayan bir yere kalmış. Ve ne olmuş? Buradaki A bunu etkilediği için P, B'ye dönüşmüş. Ama bunu kesinlikle bu şekilde değil, okuduğumuz gibi yazmamız gerektiği gibi yazıya geçiyoruz. Okurken tabii ki bunu söylerken söylüyoruz. Okurken bu şekilde okuyoruz. Bu konuya dikkat edelim. Evet, benim şu ana kadar anlatacaklarım buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.